Evet kıymetli dostlar kanalımızın müdavimleri hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Fenerbahçe'de veda için geri sayım. Belki de bu videoyu siz izlerken kapı açıklaması yapılacak arkadaşlar. Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun ardından Emre Mor'la da yollar ayrılıyor. Yollar ayrılıyor demeyelim de kısa bir ayrılık yaşanıyor diyelim. 26 yaşındaki futbolcu Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te anlaşma sağladı. Ya Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'deki takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Kısa süre içerisinde Karagümrük için sağlık kontrollerinden geçecek. 4 aylık sözleşmeye imza attım. Sezonun ikinci yarısını İstanbul temsilcisinde geçirecek arkadaşlar. Maaşının tamamını Karagümrük kulübü ödeyecek. Bu sezon 8 maçta süre buldu. 2 asisti var. Takım arkadaşlarına vedalaşan isim. Ee, bu ee, kulübe gitti. Sevgili Sercan Hamzoğlu da bu sürece dair bilgilendirmelerde bulundu. Dedi ki Sercan Hamzoğlu da oyuncu dedi ki bak benim önümde bir fırsat var. Eğer ben sürekli ilk 11 oynayacağım bir takıma gidersem Euro 2024'te de yer alabilirim. Bu fırsatı da kaçırmak istemiyorum. Yani beni çok oynatmayacaksanız hem kendimi kanıtlarım hem eğer iyi bir performans gösterirsem sezon sonu bunu gidersem Fenerbahçe'ye de katkım olur dedi. İsmail Kartal da onayı vermiş oldu arkadaşlar. Acun Ilıcalı Joshua King'i istedi. Bu arada Emre Mor'un da yolu açık olsun inşallah. Hayırlısı olur arkadaşlar. Hani çok fazla söylemde bulunmak istemiyorum. Bu tip şeyleri genellikle arkadaşlar hani görüp incelemek lazım. Hani bakacağız diyor ya. Turan Gayan'ın yeğeni. Bakacağız yani başka bir şey yok. Ee, Acun Ilıcalı'ya dönelim. Hal sahibi olan Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den Joshua King'i istedi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bazı kahramanlar pelerin takmaz. Niye takmaz? Çünkü Acun Ilıcalı'dır. Norveçli futbolcu ikinci lige gitmeye sıcak bakmadı. Fenerbahçe yabancı kontenjanını düşürmek istiyor. Transfer e izin verirseniz maaşını karşılayabiliriz diyor. Joshua King şampiyonşipe gitmeyi kabul etmiyor. Premier Lig'den teklifler sıcak bakıyor. Şimdi daha önce Ozan Tufan, Allah Yar, Seyyat Maneş, Bora Aydınlık gibi isimleri kadrosuna kattı. Galatasaray'dan Beşiktaş'tan da oyuncu istedi ama hepsi vermedi. 21 maç 4 gol 4 asist. Hocam diyorlar bak Joshua King iyi futbolcu. sakatlı olmasa iyi futbolcu. Şekerim ben de aynı cümleyi söylüyorum. sakatlı olmasa iyi futbolcu. gel yani mesela e, Wayne Rooney de iyi futbolcu. Bu yaşı olmasa desem mantıklı gelir misin? Hocam bu yaş zaten bu yaşa gelmiş. Yaşlanmış yani. Yoksa tabii ki iyi futbolcu dersiniz. Yani King'in de özelliği bu. Ben King'in bir şekilde gideceği fikrindeydim ama şimdi yine ortalık karışık. Premier Lig'den iki tane takım istiyor. Fenerbahçe de para istiyor. Şimdi İngilizler peşine düştü. Şimanski. Fenerbahçe Sebastian Şimanski'nin talipleri artıyor. Ulan arkadaş. Tottenham'ın ardından Arsenal'da Polonyalı futbolcuyu gündemine aldı. Şimdi ben bazen var ya şey yapıyorum mesela Galatasaray için de Fenerbahçe için de diyorum ki ulan acaba biz mi böyle takımlarımızı çok abartıyoruz? Hani dev aynasında görüyoruz he. Bu sefer de Bayern Münih istiyor. Bu sefer de şu istiyor. He canım he falan yapıyorum. Hatta bir şey söyleyeceğim. Baya, mesela Sakaboy'un Bayern Münih olayı bana hala şaka gibi geliyor. Sanki böyle bir transfer olmamış gibi geliyor. Bu kadar diyeyim size. Fenerbahçe için de mesela Ardanın Real Madrid olayı gerçekten şaka gibi geliyor. Bazen böyle diyorum ama baktığın zaman arkadaşlar Arsenal gündemini aldı diyor. Ada basınının haberleri yani Türk basınından değil İngiliz basınındaki haberlere göre Şimdi de Arsenal Polonyalı yıldızı gündemine aldı diyor. Sezon sonuna kadar izlenecek ve Fenerbahçe'nin 35 milyon euro istediğinden bahsediyor. Devrede kesinlikle satılmayacağından söylüyor. 35 maçta süre aldı, 12 gol, 14 asist. Arkadaşlar buradan araya gireyim. Hani bu kadar maçta görev aldı, bu kadar gol, bu kadar asist değil. Elin adamı, futbolcunun özelliğine bakıyor. Diyor ki bu oyuncunun özelliğini, mesela to çok top çalması, değil mi? mesela futbolcunun özelliği çok top çalması. Adam geliyor. Top çalma istatistiklerine bakıyor. Maç başına kaç tane? Tek tek tek. Hatta bazen ve bazen şey yapıyor. Gidip o futbolcunun maçlarını izliyor. Mesela atıyorum 5 tane top çalması var. Bir bakayım 5 hani beş tane top çalmayı nasıl yapmış diye. Bu tip şeylere yapıyor. Ve adamlar inceliyorlar. Şimdi Şimanski'nin 20 milyon euro yazıyor arkadaşlar. Transfer market değeri. Unutabiliyor muyum? 20 milyon euro. Polonya milli takımında düzenli oyuncusu. Şimdi ligde 23 maç 9 9. Ancak şunu bir belirteyim arkadaşlar. E, Şimanski'nin sağ açık oynayabilir biliyor muydunuz? Bence bilmiyordunuz. Sağ açık oynayabiliyor. 8 de oynayabiliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 35 maç 12 gol 14 asist. 2497 dakika. İşte burası ince nüans. 2497'yi bölelim 90'a. 27,74 yani 28 maç diyelim. 28 maçta 12 gol 14 asist. İyi de konferans liginde asist yapmış bana ne Ya arkadaş sen konferans ligini önemsemiyorsun ama elin adamı önemsiyor. Elin adamı diyor ki oraya çıkan takımlar orası bir vitrin. Kendini orada göstermek istiyor. Ya bir şampiyonlar ligi kadar değil. Yani aklen mantıkin Yani değil mi? Aklen mantıkim bu. Ama Konferans liginde boy gösterip de çatır çatır transfer yapan takımlar da var. Mesela Nürnstrand çoğunuzun bilmem e, rastgele takım dediği çok ciddi satışlar yapıyor. Tavsiye ederim o takımı izleyin. Fenerbahçe'de iki ayrılık daha. Yabancı kontenjanı azaltmak isteyen Fenerbahçe hareketli günler. Crespo gitti. Bartu Elmaz gitti Sivas Spor'a. Joshua King'in gitmesi bekleniyor. Ryan Kent ve Lincoln Henrique'de diğer adaylar diyor. Teknik heyet çok kararsız kaldı. Ben şunu söyleyeyim. Kent için, Ryan Kent için Başakşehir inşallah ikna eder. Bak hem Başakşehir lehine bir transfer olur. Hem Fenerbahçe lehine bir transfer olur. Başakşehir'e ver ondan sonra yatsın değil mi? Ha, şöyle bir... Ya arkadaş her şeyi siz niye yatsın olarak, kalksın olarak algılıyorsunuz? Ya Kent orada kendine gelirse her şey çok bak. Bak ben şunu da söyleyeyim. Lincoln'un ben gideceğini çok salakça geliyor bana. Bak Lincoln Henrique'yi göndermek bana çok salakça geliyor. Abi 50 tane mevkiyi yedekleyebilen futbolcu kurban oluyorum. Aklınızı başınıza devşirin. Bak aklınızı başınıza devşirin. Yapmayın etmeyin. Tam bak tam tamına. Tam tamına Lincoln Henrique var ya tam tamına Fenerbahçe'nin ismi. Yapmayın etmeyin. Lincoln için dikkat. Şimdi Bonucci geldi. Kroniç geldi. Okey Çağlar Söğüncü de eklendi. Müthiş. Fenerbahçe iyi gidiyor. Ama baktığın zaman hepsi defansif manada isimler. Ancak oyuncularla da yol ayırması lazım. Yani Luan Perez mesela. Sezon sonuna kadar sözleşmesi donduruldu. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yasal olarak da bir sıkıntı yok. Başka bir şey olarak da bir sıkıntı yok. Yani oyuncu dese ki böyle böyle hiçbir sıkıntı yok. Şimdi teklifler değerlendiriliyor. Joshua King için şampiyon gideceğim dese zaten 50 tane teklif var. Kent içinde teklifler, kiralık, satın alma opsiyonlu kiralık, normal satın al direkt satarak her şekilde biz kente göndermek istiyoruz ama kentin görüşmeleri sürüyor arkadaşlar. Ee, ya şunu da söyleyeceğim bak Fenerbahçe futbolcu oynatamasa bile bir şeyler kazanıyor. Çok garip. Ama aynı bu şey gibi Starbucks Ekim Aralık döneminde gelirlerini yüzde %8 arttırmış. 9,43 milyar dolara ulaşmış. Baktığın zaman dünya genelinde boykot ediliyor güya İsrail'den dolayı. Yani değil mi? O da çok garip bir durum arkadaşlar. Sıradaki haber, sıradaki haber, sıradaki haber. Sıradaki haberimiz Fenerbahçe'yi ikinci Polonyalı yolda diyor. Arkadaşlar bu haberi hemen kısa geçeceğim. Parma'da forma giyen Adrian Benezciyak'a çevirdi diyor. Ara transfer çalışmaları. İsmail Kartal teknik direktör. Temaslar hızlanmış. Haberiniz olsun. E, vatandaşı gündemine gelmiş. 23 yaşındaki genç oyuncu Fenerbahçe takibi almış. Eminim hangi mevkide oynuyor desem birçok kişi bilmez. Parma forması 23 maç 8 gol 1 asist. Arkadaşlar ben bir alakamız yok. Sanırım yeterli oldu diye düşünüyorum. Lincoln Henrique bu arada ülkesinde de talip var arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ya yani ülkesinde de talip var. bir gol bir asistlik performansıyla göz doldurdu kupada. Ankara gücü olmak üzere birçok talibi var. Vasco de Gama da devreye giriyor. Link golünü araştırıyor. Satın alma opsiyonunu vesaire kiralayalım falan diyor ama yok. Şimdi Edin Ceko'ya dair sevgili Lugano Burak çok güzel bir paylaşımda bulunmuş. Kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Edin Ceko'nun önemini anlamak ve anlatmak isimli bir paylaşım. Çok hoş bir paylaşım olmuş. Edin Ceko'nun Fenerbahçe'nin oyununa oyununda ne kadar önemli olduğunu, bağlantılar kurduğunu, kanat futbolcularına ve Şimanski'ye nasıl alan açtığını görmek için maçları dikkatlice izleyin diyor. Size diyor, bana demiyor. Ben anladım çünkü. Bunu her forvet yapamaz. Eğer Ceko kalitesinde ve zekasında forvetimiz olmasaydı ne İrfan Can, ne Şimanski, ne de Cengiz bu kadar gol asist sayısına ulaşamazdı. İstatistiklere bakalım. Bu işte dünyada şu an bir numara olan Harry Kane'de kıyas yapalım. Bildiğiniz gibi Harry Kane gerektiği zaman sahte 9, 10 numara ve forvet oynayabiliyor. Son 3 yılda 5 büyük ligde topla en fazla buluşan forvet. 2023-2024 sezon arkadaşlar Harry Kane maç başı ortalama 33.9 kez topla buluşmuş. Edin Dzeko maç başı ortalama 40.4 kez topla buluşmuş. Icardi maç başına ortalama 8 kez topla buluşmuş. Takımlarının gol sayıları Bayern Münih 19 maçta 56 gol. Fenerbahçe 23 maçta 61 gol. Galatasaray 23 maçta 48 gol. Bu lig maçlarından bahsediyor. Özet olarak Edin Dzeko saklanmıyor. Al da at bası istemiyor. Sadece oynamıyor, oynatıyor. Bunların yanında goller atıyor. Gol kralı ve bu adam 38 yaşında. İlginç. Tartışmasız Fenerbahçe'nin en önemli parçası Edin Dzeko'dur. Değerini bilelim diyor. Şimdi bu kadar uzun uzadıya yazmaya gerek yok arkadaşlar. E, Ceko takım yerine kendi istatistiklerini önemseseydi belki 5-6 tane daha fazladan golü vardı. Ama Fenerbahçe'nin puanı biraz daha düşüktü. Bunu da asla ve asla unutmayalım arkadaşlar. Yani orada Edin Ceko'nun tüm kulvarlarda attığı 18 golü paylaşmış bir kanal. Bunu da paylaşayım. Yok e, tüm kulvarlarda 18 gol at diye paylaşıyor. Ya arkadaşlar Forvet kaçıracak. Forvetin kaçırmayacağı bir sistem yok. Forvet gol kaçırır. Ben kaçırmaz diye bir şey söylemiyorum. Ancak yani bizim ülkemizde çok ciddi sıkıntılar var. Bak mesela Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray için nedir? Çöptür. Galatasaray taraftarı küfürde değer, ana avratta söver, çıkarken de yuhalar. Yani yalansa yalan deyin. Mazlumu getirin bana. Dövüşecek kişi ilk Kerem'le dövüşür. Yani Galatasaray'da kavga var. Aklınıza ilk Kerem gelir. Mutlaka birinden dayak yemiştir diye. Mutlaka yani diye. Ama yani sevilmez. Galatasaray'da sevilmez. Çok hoşa gitmez. Fenerbahçe'de de bazı isimler vardır. Ağzıyla kuş tutsa yine yaranamayacak kişiler vardır. Bunlar da çok fazladır. Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'den sol kanada İtalya'dan takviye. Şimdi son haber bana çok tuhaf geliyor. Fenerbahçe'den sol kanada İtalya'dan takviye diye. Ama bu sezon Fenerbahçe'de durmayan niyeti yok. Son olarak gözünü Lecce'de forma gen Lamek Banda'ya çevirmiş. Bunda. Lamek Banda Nara. Yok Banda Banda. Sadece Banda. Banda Nara değil. Sadece Bandaymış. Lamek Banda. Allah Allah. Garip. Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna kattı. devre arasında Bonetçi, Kroni, Çağlar, Söyüncü renklerine bağladı. Zaten Çağlar'ın ismi geçmesi haber haber olmaz. Bir forvet oyuncusunun yanı sıra bir de sol kanada takviye yapma kararı aldı. Bu kararı alırken yanında mıydınız? Hedefteki isim Lecce'nin 23 yaşındaki Zambiyalı oyuncusu Lamek Banda. Yönetim İtalyan ekibiyle ilk teması gerçekleştirdi. Teknik direktör tek İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Joshua King ve Ryan Kent'le yollar ayrıldığında Banda için temaslar sıklaştırılacak. Ancak iki oyuncu oyuncuyla yollar ayrılmazsa transfer sezon sonuna kalacak. Lecce ile 16 resmi maça çıktı. 2 gol 5 asistlik katkı sağladı. Şimdi siz bu tip haberleri gördüğünüz zaman diyorsunuz ki hocam bak ne güzel ya Fenerbahçe boş durmuyor çalışıyor. Bak yani sürekli transfer sürekli isimler sürekli bir şeylerin peşinde koşuyor. Ben bu tip haberlere baktığım zaman diyorum ki menajerleri bu haberleri kaça yaptırıyor acaba? Hayır bana da bir para fişekleyin ben de yapayım. Yani biz de bir nasiplenelim ya. Cidden yani arkadaşlar. Ben merak ettiğim için soruyorum. Kaça yaptırıyorlar? Bak oyuncu 6 milyon euro piyasa değerine sahip. 23 yaşında Zambiyalı sol kanat. 1.69 boyunda Zambiya milli takımında 8 maç 2 gol. Yani İtalya <laughs> gibi sert birlikte forma giyiyor. Oyuncu 14 maçta forma giymiş. Bir tane direkt kırmızı kartı var. 3 tane sarı kartı var. 14 maçta 3 sarı kart, bir tane kırmızı kart. Bu İsmail Kartal'la da dövüşür. 14 maçta 2 gol, 4 asisti var ligde. İtalya Kupası'nda 2 maçta 1 asisti var. 2026'ya kadar sözleşmesi ama bir yılda opsiyonu var. İsrail kulübün demiş. Petah Tikba'daymış. Zamanında. Oradan önce Rus kulübün demiş. Ne? Belarus kulübü mü bu? Sanırım Be Belarus kulübü. Arsenal, Tula falan diyor. <laughs> ya Zambiya'dan Belarus'a oradan İsrail kulübüne kiralık. <laughs> bir iki kere kiralıyorlar. Üçüncü kere de 300 bin euroya alıyorlar. Adamlar 300 bin euroya aldığı oyuncuyu Lecce'ye 2 milyon euroya satıyorlar. 4 Ağustos 2022'de. Oyuncu da Lecce'de 1101 dakikada bu sezon 2 gol 5 asist yapmış. Merak ediyorum hani haberi yaparken ya oraya yazsanız ekstra özelliği şu. Atıyorum uçan kaçan bir oyuncu. Birebir de adam eksiltebilen oyuncu ne bileyim bir şeyler yazın ya. Ya bir şeyler yazın da biz de nasiplenelim. Biz de ekmeğimizdeyiz yani sonuçta. Biz de merak ediyoruz. Garip bir şey. Bu arada dünün antrenmanına dikkatlice bakar mısınız arkadaşlar? Dünün antrenmanında enteresan bir şey var. Görsellere bir bakın. Mesela İsmail Kartal'ı zaten görmüşsünüzdür. Görmeme imkanınızın olduğunu düşünmüyorum. Orada bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Fakat futbolcularda bir tuhaf bir olay var futbolcularda. Hocam açık açık söyle. Arkadaşlar Çağlar takımla çalışıyor. Kent de takımla çalışıyor. Yani idman fotoğraflarına bakın ne demek istediğimi daha rahat anlarsınız. Zaten Tadiç'e falan alıştık. Çağlara falan alıştık da. Kentin hala takımla çalışmalara devam etmesi. Şimdi bu adam güya istenilmeyen adam. Burada bana hep şu soru geliyor. Hocam diyorlar bak adam madem istemiyoruz niye idmanlara çıkarıyoruz oynatmayalım diyor. Arkadaşlar o işler sizin e, Düşüncenizdeki gibi kolay olmuyor. Yani oyuncuyla sen bir sözleşme imzalarken Hani orada mukaveleler çok uzun mukaveleler. Atıyorum kafadan. Sen oyuncuyu kadro dışı bıraktım. Öyle bir dünya yok. Ben oyuncuyu kafana yani oyuncuyu kafana göre kadro dışı bırakamazsın. Bak. Bak şu Ay şapkayı çekmiş. Çağlar var, Mert Hakan Ciku falan var. Bekav arkada takımla çalışıyor. Tamamen takımla çalışıyor. 13 ve C şey Ceko önde takımın abiliğini yapıyorlar. Ferdi Verdi şapkayla. Çağlar sevinci gördüm. Şimanski, Kent yani ister misiniz Kent Antalya maçında ilk 11 başlasın. O kadar da değildir değil mi arkadaşlar? Bence düşünün. Dünü şey dünü diyorum. Salı günü takımımız izinli geçirdi. Çarşamba günü keyifler yerinde. Fenerbahçemize destek olalım arkadaşlar. Ve şunu asla ve asla unutmayın. Transfer konusunda hepimiz yenilikçiyiz. Ya birini alsak da yeni transferimiz olsa. Ya gelenin gideni aratmayacağı kesin değil. O yüzden biz eldekinin kıymetini bilelim. Mesela bugün Batshuayi gönderdim. Ya misal veriyorum. Batshuayi 50 milyon euro'ya sattım. Alacağım forvetin Batshuayi etkisi yapıp yapmayacağı garanti değil ya. O yüzden biz elimizdekinin kıymetini bilelim. Bak İsmail Kartal'la devam edilecekse İsmail Kartal e, Batshuayi'nin sözleşmesini uzattırır. Batshuayi de yanaşır. Düşünsene bak Ceko Batshuayi diye gider. Ve yani İyi şeyler var ya. İyi şeyler var. Ha kadro daralıyor. Sizler de haklısınız. Kadronun daralması birçok kişiyi üzüyor. Hocam diyor işte kafamız karıştı. Şöyle oldu böyle oldu falan. Yani ben e, Fenerbahçe'ye iyi odaklanın. Başka Fenerbahçe yok diyorum. Takımıza destek verelim. Hani Zayt idmanda yok sanki. Onu söyleyeyim. Neyse ağzımdaki baklayı çıkarayım. Zeiss idmanda yok ama kurun için şey kurun içi diyorum. Kent idmanda var. Zeiss'a dikkatlice bakın arkadaşlar. Bulursanız bana da haber verin. Ben idmanda Zeiss'in olmadığına vurgu yapayım. Yani Crespo gitti yabancı olarak. Yani Emre Morlan Martu Elmaz'ı saymıyorum. İki tane daha yabancı gitmesi lazım. Zeiss idmanda yok. Joshua King de idmanda yok. İyice bakın arkadaşlar. Ama Kent idmanda. Benden söylemesi. Aktaracaklarım bu kadar. Lütfen kanala abone olalım. Videoyu beğenelim. Bu videoyu beğenmeyen, kanala abone olmayan Fenerbahçeliyim demesin. Yani arkadaşlar biz kanalı büyütüyoruz. Bu arada abone sayısında bir hile gördüm. Nasıl hile gördüm? Abone sayısı 68.590'a dayandı. Ben gördüm yani 590'ı gördüm. Sabah bir kalktım 68.440'lara düşmüş. Twitter'a girdim merak ettim. Arkadaşlar bir iki tane arkadaşım hesabını gizliye almış. Altına yazmış. Arkadaşlar diyor Galatasaraylılar bot basıyor. Şimdi bot bastığı zaman ne yapıyor? Abone sayısı artıyor. Botu bastı abone sayısı arttı. Sistem bunu hesap sahibinin yaptığını düşünüyor. Ve diyor ki sen bot bastın hile yaptın diyor sıkıntı yaşatıyor. Bak sıkıntı yaşatıyor. Ama doğru itirazda arkadaş bunu yapan ben değilim. Benim IBAN numaram şey IBAN diyorum. IP numaram belli. Hesabım belli. Ben bunu bugüne kadar yapmadım. Bugünden sonra mı yapacağım? Aklıma şimdi mi düştü dersin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bunlar muhtemelen bizim hesaba da aynısını yaptı. Benim tahminim o şekilde. Ya da 150 kişi birden hadi diyorlar. Hep birlikte abone olalım. 300 kişi, 400 kişi abone olalım. Ben size emir verince çıkın. Emir veriyor, çıkıyor. YouTube'da diyor ki "Güya aa diyor. Burada bir sürü abone düşüşü var." diyor. Bunlar kendi çaplarında max GS oldukları için zannediyorlar ki bu işe yarayacak. Muhtemelen bu tip bir şeydir ya. Yani bottur diye düşünüyorum. Bu tip şey işe yaramış olsaydı son dönemdeki videolar bu kadar izlenme almazdı diye düşünüyorum kendilerine yaparlar. Ha şu da bir gerçek. Kanal bu kadar artıp düşüp ee, bu arada Melisa Vargas Fenerbahçe'de ligin geri kalanında oynayabilirmiş arkadaşlar. Çin ligi sona bırakılmadı. Şey, Çin ligi sona ermeden serbest bırakılması için anlaşmaya varmış. Fenerbahçe Opet Vargas'ı tekrardan kadrosuna katabilirmiş. Bu müjdeyi de verelim. E, ligin geri kalan en azından oynatabilir diye. Yani dediğim gibi bunların numarası bu. Bunların ayarı bu. Söyleyeceklerim de bu kadar arkadaşlar. Hepinize takiplerinizden dolayı, desteklerinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.